Evet, herkese yepyeni bir güne selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sizler iyiseniz bizler de iyiyiz çok şükür. Yani ben çok şükür çok iyiyim. Allah yani güzellik mutluluk versin cümlemize. Ondan sonra da bana. Erzurum'da bugün çok güzel bir kar yağışı var. Şu anda dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Pencereyi kapatmışım ama gerçekten çok güzel bir kar yağışı var. Ben Erzurum'u bir yönünü sevdiğim bir yönü ise yani böyle karlıdır. Yazı serindir, ılıktır, ılık değildir, serindir böyle. O yönünü çok seviyorum. Bugüne çok lapa lapa bir kar yağıyor çünkü bugün neredeyse kar yani çok çok az yağdı. Şu anda güzel bir kar yağışı mevcut. Değerli arkadaşlar bugün sizlere biraz üniversite hastanelerini konusunu açacağım. Biliyorsunuz ki bu sözleşmeli personel kadro durumdan sonra İşte üniversite hastaneleri alıma biraz daha hızlandı ve alıma çıkmaya başladı da çıkıyorlar da. İşte bunları biraz değineceğim, içeriğine değineceğim. Sizin işte puanlarınızın arada olanlar veya biraz daha düşük olanlar veya ne bileyim sınırda olan arkadaşlarımız nasıl puanlarını değerlendirilmeli? Peki değerlendirilebilir mi, değil mi? Onları biraz değineceğim Allah'ın izniyle. Şimdiye kadar yani biliyorsunuz sözleşmeliye kadro bir durum olduğu için böyle çoğu üniversite yani alımı erteliyordur ki bilakis yani sözleşmeliye kadro konusunun durumunu yani netleştirmeye çalışıyordu ki bilakis öyle oldu. İşte ne oldu işte hani 28 Kasım 2022 girişli bütün sözleşmeliler kadroya alındı. Bu işte 26 Ocak 2023'te resmi gazetede yayınlandı. İşte hani bu son günlerde işte o işte tarihten sonra artık üniversite hastaneleri de hani üniversiteler de personel alımına çıktı. Aynı zamanda bu personel alımlarını bak biliyorsunuz önümüzde hali hazırda bir seçim olduğu için ve 14 Mayıs'ta yapılacağı yani konuşuluyor şu anda. Tam net değil, o da net değil. 14 Mayıs'ta bir yani önümüzde bir seçim var. O seçimden dolayı da üniversite hastaneleri eğer personel alımına çıkacaksa öyle görüyorum ki öyle tahmin ediyorum öyle düşünüyorum ki Nisan ayına kadar yani Nisan gelmeden olabilecek personel alımına ilanına çıkacak ve personellerini alacak. Ama ne yaptı mesela? Fırat Üniversitesi alıma çıktı. Afyon Sağlık Bilimler Üniversitesi şeye çıktı. Aydın Üniversitesi alıma çıktı. Bunları değerlendirmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle. Mesela ben baktım bugün epey de not ettim yani. Normalde ben üniversite hastanelerinin personel sayısına kaç kişi alıyor, kaç kişi almıyor. Ona pek yani uzun zamandır yani birkaç aydır böyle bakmıyorum ama bugün açtım baktım böyle hani neler alıyor, kaç kişi alıyor, nerelerden alıyor. Onlara baktım. Mesela Fırat Üniversitesi'ne baktığımda 81 tane hemşire, 10 tane tıbbi sekreter alıyor. Diğer işte hani işte destek personelleri alıyor, işçi falan alıyor. Bunları arkadaşlar değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi ne dedim? Halihazırda bir seçim olduğu için Nisan'a kadar üniversite hastaneleri eğer bir açıkları varsa muhakkak alıma çıkar ve o açıklarını kapatacaktır. Onun için puanları sınırda olan arkadaşlarımız veya ne bileyim merkezi alımda gelebilme durumu biraz daha düşük veya sıkıntı veya daha biraz arada olanlar muhakkak üniversite hastanelerini değerlendirsinler. Bak ben mesela kendi bir üniversite hastanesine çalışanım bir yani. 2021'in Nisan ayında geldim. Üniversite hastanesine personelim ve biliyorsun o zamana kadar kadro yoktu ve kadroya da alındı geldim. Tamamen hiç süre aranmaksızın Allah'ın izniyle kadromuzu verdiler. Bu çok çok önemli. Yani değerlendirmemiz gerekir. Değerlendirmenizi istiyorum. Puanlarınız var evet. İyi kötü bir sermayeniz vardı, bir puanınız vardı. Puanlarınızı değerlendirmesi sizden yani o farkındalığı yaratmaya çalışıyorum. Şimdi baktım ya Fırat Üniversitesi'ne ait Afyon Sağlık Bilimlere baktığımda böyle yani gerçekten çok fazla. Gerek tıbbi sekreterlikte gerek hemşirelikte çok sayı çok fazla. Aynı zamanda hani Afyon Sağlık Bilimlerinde de diğer işte hani fizyoterapist. Böyle bir şey fark ettim. Üniversite hastanelerinde fizyoterapiste daha çok alınıyor. Yani bakıldığında böyle. Tabii şimdi üniversite hastanelerdeki personeller de yani bir nevi kadro geçildi ve bir de EYT çıktı. Bu EYT ile birlikte çoğu hele üniversite personellerinde yani emeklilikte yaşa takılan çok kişi var böyle. Bu EYT ile birlikte bunlar da bir nevi emekli olacakları için açık yani personel açığı olacak ve bu nedenle
alıma çıkması gerekir. Şimdi Afyon sağlık bilimlerine baktığımızda mesela hani yani nerede burada? 80 tane lisans hemşire, 21 tane orta düzeyinde hemşire alıyor. 20 tane tıbbi sekreter, 9 tane fizyoterapist, 8 tane röntgen teknisyeni, tekniker değil unutmayın. 7 tane anestezi. Yani demek istediğim arkadaşlar, üniversite hastaneleri olsun, diğer işte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı olsun, diğer bakanlıklar olsun, diğer kurumlar olsun, anımları takip edin, görün, izleyin. Yani puanlarınızı değerlendirmeye çalış. Örnek veriyorum ki siz anestezi teknikerisiniz. Anestezi iyi kötü bir puanınız var. Merkezi alımda olur mu olmaz mı? Yani biraz tartışılı veya sınırdasınız diyeyim, atanma ihtimali olarak. Puanlarınızı başka alanlarda muhakkak değerlendirin. Çünkü geçen zaman sizden oluyor ve geçen zaman sizden gittiği gibi aynı zamanda rakipleriniz artıyor. Yani 1'e eksi 2 ile yarışmış gibi oluyorsunuz. Onun için muhakkak bütün arkadaşlarıma diyorum ki mesela geçen bir tane arkadaşım hukuk okuyor. Orta öğretim düzeyinde 90 puan almış. Orta öğretim KPSS sınavında 2022 sınavında 90 puan almış. Çok güzel bir puan. Hukuk bölümünde de ikinci sınıf. Mesela dedim ki direkt bu puanını değerlendirin. Yani hem örnek veriyorum, hem bir düz memurluk yapıp hem de o bölümünü bitirebilirsin. Çünkü şu anki üniversite bölümleri yani dışarıdan veya ne bileyim başka bir işle meşgul olup da bitirmek çok çok basit. Yani bunları değerlendiriniz. Çünkü geçen zaman sizden oluyor. Hani öğrenci olup da hani ekonomik özgürlüğü elde etmek de apayrı bir güzeldi. Onun için diyorum ki muhakkak puanlarınızı değerlendirin. Bakın mesela yani tipi sekreteri es geçiyorum. Ya, tipi sekreteri şu anda zaten şeyde durumda. Yani ne diyorlar ona işte. Yani zirvede yani şu anda göz ucuyla, göz nuruyla bakılıyor. Ama puanları çok düşükte olan yani örnek veriyorum 65 ve altı olan arkadaşlarımız da üniversite hastanelerine başvuru yapabilir. Aynı zamanda hemşire. Hemşirelikte çok fazla da evet alınıyor ama bir o kadar da mezunu oluyor. Onun için puanı düşük olan arkadaşlarımız veya sınavda olan arkadaşlarımız üniversite hastanelerini değerlendirsin. Ki üniversite hastaneleri daha biraz daha esnek diyebilirim yani. Tabii ben devlet hastanesinde çalışmadım ama devlet hastanesinde çalışan arkadaşlarım da var ama üniversite hastaneleri biraz daha esnek. Evet bazı yerler, bazı hastaneler, bazı üniversiteler yoğundur. Onları yani saymıyorum ama diğer hastanelerin daha esnek olduğunu düşünüyorum. Yani bunları muhakkak değerlendirmenizi istiyorum. Çünkü yazıktır. Örnek veriyorum. Kendimden örnek vereceğim yine. Kendine örnek vermeyi seviyorum. Mesela bizim üniversite hastanesi alıma çıktığında 20 kişi alıyordu ve ben başvuru yaptığımda 43. sıradaydım. Yani yedeklerle, asıllarla birlikte 43. sıradaydım ama ne hikmetse işte nasip, aynı zamanda nasip de devreye giriyor. İşte 43. sıradaki yani yerleşen 20. kişinin 20.siyim. Son kişiyle ben kapattım yani. Nasiptir. Belki de yani üniversite hastanesi gelmeseydi ben 3. alımda 2. alımda biraz zorlayabilirdim. 3. alımda kesinlikle atanırdım ama ne oldu işte hani erken zamanda yani işe girmiş oldum. Ya çünkü hayat giderek zorlaşıyor. Ailemizin, arkadaşlarımızın, bir çevremizin bize bir beklentisi oluyor bunları. Yani insan o beklenti bile vermese dahi onların beklentisi insanı biraz daha strese, insanı biraz yıpratmaya kadar götürüyor. Onun için böyle size nacizane tavsiyem bakın mesela bazen bana soruyorlar. Yani değerlendirin. Yani gözünüzü açın, araştırmalarınızı yapın. Yani örnek veriyorum A şehri, A üniversitesi, B üniversitesi diye yani hepsine gideceğiz diye şey yok. Bir değerlendirin. Ben gidebilir miyim? Yapabilir miyim? Bana uygun mu değil mi? Bunları da göz önüne bulundurarak zaten kendiniz bir kusura bakmayın bir yol haritası çizersiniz. Yani bunlara çekinmeyin. Veya siz merak ettiğiniz sorularınız varsa sorun yardımcı olalım. Mesela üniversitesinde çalışanım. Bana sorabilirsiniz. Yorum kısmında tabii. Instagram'dan ulaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Instagram'da ben genellikle kolay kolay yani cevap vermiyorum. Çok nadir kişilere cevap veriyorum böyle. Yani nacizane tavsiyem eğer yorumlarınız veya merak ettikleriniz varsa yorum kısmında zaten belirttiğinizde ben yani elime geldiği kadar bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bildiğime, bilmediğime zaten ya araştırarak yaparım ya da yani
cevap veremem mesela. Çok farklı sorular geliyor. Böyle yani üniversite hastaneleri güzeldir. Değerlendirmek gerekir yani. Güzel. Değerlendirin. Ki seçim geldiği için bence yani çok büyük ihtimal öyle görüyorum. Hem Sağlık Bakanlığı'nda hem diğer bakanlıkta diğer kurumlardan yani 20 Nisan'a kadar alabilecek açıklarını alacaklar. Ondan sonra çünkü ondan sonra seçim arifesine giriyor. Seçimler olacak. Seçimden sonra yeni hükümet, yeni şeyler falan filan derken böyle düzen oturana kadar böyle biz 2023'ü yarlarız bile. 2023 ne yarınız? 2023'ü böyle yani sonlarına doğru geliriz. Ta Ağustos Eylül'e kadar sarkabilir. Yani bu zamanda sizden geçecektir. Onun için değerlendirin. Şu anda ne değerlendirirseniz bence çok kârdır. Bu bir ilkbahar gibidir. Sen tohum ekersen, tohumunu sularsan, tohumu zaten elinde, puanların senin tohumundur. Onu değerlendirirsen inşallah çok güzel şeyler elde edersiniz. Sağlıkla kalın, güle güle kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz inşallah.